hedefine ulaşamadı. Biraz da sakatlıklar vardı. Dünya üçüncüsü oldu. Bu sene geçen seneden çok daha iyi. Kilosun da daha iyi düştü. Çalışmalar da çok iyi gidiyor. Yani ben çok umutluyum. Kesinlikle Allah izin verirse şampiyon olacağını düşünüyorum. Aladağ'da güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarla bir ekip çalışması içerisindeyiz. Tamamen uyum içerisinde. İşte başta teknik direktörümüz olmak üzere Mehmet Akif Prim. Zaten teknik konularda kondisyonla ilgili tüm teknik anlamda tüm bilgileri ve de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi burada ben siklet sorumlusu olarak da Serkan Hocam Özden burada yok. Biz 96 ve ağır sikleti beraber yürütüyorduk. Ben 96 kilodan sorumluyum. Burada Cenk İldem var 96 kilogramda. Cenk İldem sporcu bir aileden gelen bir çocuk. Kardeşi de zaten sporcu. Cenk İldem sürekli bir aşama içerisinde, aşama gösteriyor. İşte daha geçen Avrupa Şampiyonası'nda 3 olmuştu. Dünya Şampiyonası'nda 3 oldu. Olimpiyat Şampiyonası'nda da inşallah beklentimiz var. İyi bir moraller yerinde, motivasyon yerinde, bir uyum içerisinde gidiyoruz. Cenk İldem kolay yetişmiyor. Madalya beklediğimiz 96 kiloda önemli sporcularımızdan, sporcu bir aileden geliyor. Ama 74 kiloda diğer bisiklet antrenörümüz var. Hocam kolay gelsin. Sağ olun. Rüstem Koyuncu, 74 kilogramdan sorumlu antrenörlük yapıyorum. Bu yıl bir ekip olarak olimpiyatlara, başta teknik direktörümüz ve diğer tüm arkadaşlarımızla birlikte bu olimpiyatlara kilitlendik. Burada tarih yazmak istiyoruz. Buna hepimiz inanıyoruz. Gerçekten iyi çalıştık. Siklet olarak da Selçuk Cebi bilindiği gibi son 3 yılda 2 kez dünya şampiyonu oldu ve İstanbul'da ikinci oldu. Biz çok üzüldük. Üçlemek istiyorduk bunu. Evet. Bunun üzüntüsünü belli bir süre üzerimizden atamadık. Daha sonra bunda da bir hayır var dedik. Yani sakatlığı vardı. Bu sakatlık daha kötü olsaydı olimpiyatları göremeyebilirdi. Ve o şekilde motive olduk. Yani her işte bir hayrı var. Olmayabilir. Önemli olan olimpiyatlar bilindiğin gibi amatör sporlarda spor tarihinin en büyük organizasyonu olimpiyatlar. 4 yılda bir düzenleniyor. Burada altınla tamamlamak istiyoruz. Yani şöyle şampiyonluklarına bir de olimpiyat şampiyonunu eklemek istiyoruz. İyi çalıştık. Gerçekten Selçuk 3 dedik 4 yaptı, 10 dedik gerçekten söylediğimizin üzerinde bir gayret gösterdi. Allah utandırmasın bizi. İnşallah ben inanıyorum şampiyon olacağız orada 74 kiloda. Ve ekip olarak da Londra'da tarih yazacağımıza inanıyorum. Sevgili hocam şimdi tabii teknik direktör Akif Prim her türlü ayrıntıyı tabii karargahta planlama teşkilatında konuşuyorsunuz. Evet. Bu istişareler sonrasında bu koordinatif çalışma antrenör arasında birlik ve beraberlik kampta nasıl yaşanıyor? Dayanışma tam mı? Eksikler var mı? Yok. Ekip olarak iyi bir hazırlık geçirdik. Geçiriyoruz, devam ediyoruz. Bütün sikletlerin burada... Bütün rakipler mesela örneğin Selçuk'un 19 rakibini de izledik. Kimin ne yaptığını, iyi rakip, kötü rakip ayırt etmiyoruz. Olimpiyatlarda neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Çünkü böyle bir geriye baktığınızda hiç ummadığımız kişiler olimpiyat şampiyonu olabiliyor. Yani bunları yaşamamak için bunlara da denedik. Her şeyi göz önünde alarak iyi bir ekip olarak iyi bir hazırlık geçirdik. Ve inşallah böyle bir kazaya uğramayız diye umuyorum ben. İnşallah. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Evet hocam sizi de tanıyalım. Ben Erdoğan Karali. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. 66 kilodan sorumlu antrenörüm. 66 kiloda Atakan Yüksel olimpiyatta ülkemizi temsil edecek. Atakan Yüksel genç bir sporcumuz. Gençler Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcumuz. Kalifikasyonlarda çok güzel maçlar yaptı. Olimpiyat ve dünya şampiyonlarında derece almış sporcuları yenerek kalifikasyonu geçti ve olimpiyata gitme hakkını elde etti. Ben bütün sporcularımızın 55'ten ağır siklete kadar olimpiyatta madalya alacak kapasitede olduğunu düşünüyorum. Atakan da bunlardan birisi. Gayet iyi çalıştı ekip halinde. İnşallah yüzümüzün akıyla bu işi tamamlarız. Teşekkür ederim. Evet.
Evet, Greco-Roman milli takımın, A milli takımın kampındayız ve tabii kampta kamp süresince önemli çalışmalar yapıldı. Aerobik, anaerobik, artık teknik adamların kullandığı tüm terimlerde tabii oksijenli cross koşuların yanı sıra salon çalışmaları, birebir pratik uygulamalar, ama hepsinin programlayıcısı teknik direktör Sayın Akif Prim ve bakalım bu kampta neler yaşanmış ve sonrasında son kamp nerede yapılacak, hepsini Sayın Prim'den öğreneceğiz. Sevgili hocam, öncelikle kolay gelsin. İstirahat gününü bize ayırdınız. Evet, siz dinliyoruz. İlk önce ailemizin televizyon olarak hoş geldiniz diyorum. Ben ilk önce şunu ifade etmek istiyorum. 1992 olimpiyatlarıyla bizimle başlayan, Mehmet Akif Prim'le başlayan bir Greco-Roman amili takım çizgisi vardı. Bu çizgi bugüne kadar devam ediyor. Bu çizgi neydi? Bu çizgi amatör spor branşlarında devamlı lokomotifi oldu. Ve lokomotif olmaya da devam ediyor. Bugün baktığımızda Sayın Bakanımız da bunu defalarca ifade etti. Evet, Türk güreşi amatör sporların lokomotifidir. Bizzat kendi sözüdür. Doğrudur, haklıdır. Ama bilhassa Greco-Roman amili takıma lokomotif olmuştur. Çünkü bugün baktığımızda Hamza Yerlikayalar, Şeref Eroğullar, Nazım Avlucalar, Selçuk Çebiler, daha sayamayacağım bir sürü başarılı sporcu Greco-Roman'dan çıktı. Yüzümüzün, ülkemizin yüzümüzün oldu ve olmaya devam ediyorlar. Bu yüzden gurur verici bir branşın teknik direktörü olmaktan mutluyum. Ben ayrıca şunu ifade edeyim. Tabii ki başarı ekip işidir. Kimse bu, evet, birisinin az olur, birisinin eksik olur, ama hep önemli olan o fotoğrafı tamamlamaktır. Fotoğrafın bir yeri eksik olursa o fotoğraf fotoğraflık değildir. O yüzden bütün emeği geçen ağaçımızdan, masörümüzden, işte koordinatörümüzden, hocalarımızdan hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hep beraber varız veya yokuz. Ben ayrıca şunu ifade edeyim. Biz buraya geldiğimiz vakit daha önceden yine federasyon başkanımızın projesi olan, bizim de desteklediğimiz siklet antrenörü vardı. Hocalarımızın dediği gibi güzel gidiyor. Güzel bir çalışma içerisinde. Bunun haricinde ne yaptık? Bunun haricinde bilindiği gibi siklet antrenörü dışında biz eğitim seminerleri verdik. Birçok eğitim seminerleri. Bugün marka yönetiminden kişisel eğitimine, evet, kadar, efendim İngilizce eğitiminden efendim sağlık eğitimine kadar birçok eğitim verdik. Bu da aslında bu kampta da birkaç eğitim var da arkadaşlar biraz uzak olduğu için gelemediler. Bunlar tabii önemli olan insan, çünkü spor komple bir artık bir sistem. Bu sadece kas gücüyle de değil, insanların ufkunu açmak lazım. Biraz da yani beyin jimnastiği lazım. Daha farklı bakmak lazım. Tek yönden bakmamak lazım. Bu yüzden eğitime ihtiyaç var. Ben her zaman şunu ifade ederim. Türkiye'de sporun en büyük eksikliği eğitimcilerin eğitimsizliğidir. Bilhassa kendimizi devamlı yetiştirmemiz lazım. Güne adapte olmak lazım. Yeni gelişmelere adapte olmak lazım. Bugün doğru bildiğimiz şey yarın doğru olmamış olabilir. Buna açık olmak lazım. Hatalarımızı bilmek lazım. Doğruysa doğru olarak devam etmemiz lazım. Bunu ayrıca ben tabii geldiğimiz vakit kısa bir zaman oldu, ama kısa zamanda gerçekten çok güzel şeyler imza attığımıza inanıyoruz. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsunuz çok başarılı bir ekip, genç bir ekiple katıldık, başarılı olduk. Akabinde kalifikasyonlarda ilk defa tarihte 7-7 katılıyoruz. Akabinde kaptanımız Nazım Avluca takımda olmamasına rağmen Dünya Kupası'nda dünya ikincisi olduk takım olarak İran'ın akabinde. Yine çok büyük başarı. Şimdi tabii en büyük hedefimiz tabii olimpiyatlarda başarılı olmak. Ama bizi tabii bu motive olmak için sadece burada çalışma yetmiyor. Yazılı basın olarak, görsel basın olarak bunun da çocukları motive etmek anlamında, hocalarımızı motive etmek anlamında, bizim motive olmamız anlamında çok büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden Sayın bilhassa Başbakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü her başarımızda bizi kendisi kabul etti, onurlandırdı. Ayrıca Sayın Bakanımız daha yeni bizi ziyarete geldi. Bunlar bizim için manevi ve onur verici şeyler. Arkadaşlarımız motive olmasına çok büyük etkiliyor. İşte gazete olsun, basın olsun, sizler yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü bu sadece sporcuların değil, bizim de motive olmamız lazım. Hocalarımız da motive olması lazım. Ekibin motive olması, federasyon motive olması. Bu yüzden en büyük sorumluluklar da bana göre yine sizlere düşüyor. Yani bir fotoğrafın bir parçası da sizsiniz bu anlamda. Bu yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Yani şu anda zaten artık bu Bolu Aladağ kampı kondisyona dayanı, taktik ağırlıklı bir
kampımız oldu. Bundan sonra son kampımız artık o ona kamp bile demek belki yanlış oluyor. Tamamen kilo düşme, kilo ayarlama, motive olma kamp olacak son kampımız. O da ayın 15'inde İstanbul'da başlayacak, Sarıyer'de başlayacak. Ondan sonra artık milletimizin, halkımızın sizlerin duasıyla inşallah lokomotif olan bu branş yine lokomotif görevini devam edecek inanıyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah Allah bizi utandırmasın diyoruz. Evet değerli hocam, çok hırslı, hedefleri olan bir teknik adamsınız. Tatlı, sert, gözde görülen bir otoriteniz var. Başarıya kilitlenmiş bir durumda. Londra'yı, olimpiyatları tabii Londra'ya getireceğiz ama diğer olimpiyatlara da olağanüstü tecrübeleriniz var. Zaten 92 sizin bir ekolünüz gelişmesinde altın madalyada 92'de Akif Birim'e nasip oldu. Şimdi geleceğimiz bu noktada ülkeler arasında tabii herkes çalışıyor. Herkesin amacı altın madalya, fakat gözler Türk güreşinde. 7-7 olarak gittiğimiz Londra'ya. Ülkelerin analizinde 19 ülkenin analizi söz konusu, rakipler. Bir de tabii ağır siklette Küba-Türkiye çekişmesi var. Özellikle burada Rıza, tabii burada Lopez en son dünya şampiyonasında çok konuşuldu. Rıza şampiyonluğu ülkemize getirdi. Bu analizlerde tabii bir de kura var. Biraz da bunu bir açıklayalım. Evet. Kuraların da kura şansımız da olsun istiyoruz ama bunu nasıl değerlendirdiniz? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii bütün amatör sporcuların hayali, rüyası olimpiyatlarda madalya almak. Yani bunu bütün ki hangi sporcu olursa olsun dünya şampiyonu 5 defa olmaktansa bir defa olimpiyat olmayı ister. Çünkü bu hayaldir, bu hedeftir. Bu yüzden olimpiyatlar sürprize açık bir şampiyonadır. Yani hiç ummadığınız birisi, baktığınız vakit işte diyelim Fransız, bir bakıyorsun İtalyan. Mesela bundan hiç beklenmedik sporcular bir anda olimpiyatlarda şampiyon olabiliyor. Yani bu yüzden o anki motive, o anki olimpiyatları hedeflenmek veya hiç ummadığınız bir Amerikalı mesela fazla yok bir anda gelip olimpiyat şampiyonu olabiliyor. Yani bu yüzden olimpiyatlar çok farklı bir şampiyona. Şimdi ben o yüzden işte Rıza şanslı, öbürler şanssız diye değerlendirmek istemiyorum. Şu anda Rıza ne kadar şanslıysa bana göre bir Selçuk Çebi kardeşimiz o kadar şanslı. Bir Nazım Avlucu kardeşimiz o kadar şanslı. Bir Cenk kardeşimiz o kadar şanslı. O yüzden o anki motive, o anki ruh hali, o anki inanma çok önemli. İnanma çok önemli. Kim hazırsa, kim motive olmuşsa o madalya yakalayacaktır. Yani yüzdelik olarak evet bu yakınlığı, bu uzaklığı diyebiliriz ama her siklette arkadaşları yenebilecek denk olan zaten her siklette 3-4 sporcu var dünyada. İşte ufak sikletlerde biraz dağılım farklılaşıyor. Diyelim ki işte Kore'den, işte hiç ummadığınız işte ne bileyim Çin'den çıkıyor, bilmem Kazakistan'a çıkıyor ama bir ağır siklette biraz daha farklılaşıyor işte. Yani her siklete genel anlamda güçlü işte İran diyebiliriz. Rusya diyebiliriz. Ama bu 7'de 7 sikletim, hayır öyle değil. Ya 3 siklette oluyor. İşte bazen 4 sikletten maksimum oluyor. Ama biz de zaten o sikletlerde varız, o kadar varız. O anki her zaman dediğim gibi biz analiz de yapıyoruz. Her siklette mesela Rus hiç mesela 66'da Rus hiç olimpiyata gidemedi, bizi alamadı. Yani evet. Işte, yani mesela şu anda 7 yani 7 siklete katılıyoruz. Demek Rusya'dan biz daha mı iyi demek lazım? Evet öyle demek lazım. Çünkü mesela Rusya'da 3 siklet iyi, işte Türkiye'den 4 siklet iyi, işte bakıyorsunuz işte Kore'den 2 siklet iyi, Amerika'dan 1 siklet iyi, Küba'dan 2 siklet iyi. Yani şu devlet demek yanlış, işte İran'dan 2 devlet, Azerbaycan'dan 2 siklet. Yani o anki durum, o anki psikolojik hal, sporcuların o yarışmadaki ruh hali şampiyonu etkileyecektir diye düşünüyorum. Şu veya bu demek de yanlış olur. Ben iddia ediyorum. Rıza kardeşimiz ne kadar şanslı varsa bana göre en az 3-4